Açıklanan ABD tüfesi üzerine konuşacağız. %3,7 olarak açıklandı şu anda ABD tüfesi. Bu noktada önceki %3,7 idi. Beklenti %3,6 idi ve açıklanan da yine %3,7 olarak açıklandı. Yani tüfe noktasında ne ileri ne geri. Yani bulunduğu yerde duruyor. Şimdi bu olumlu mu olumsuz mu noktasını değerlendirirsek, genele baktığımızda olumlu, beklenti açısından olumsuz. Burada Michel Barr'ın söylediği şeyi hatırlamak lazım. Dedi ki, önemli olan dedi faizi bu saatten sonra ne kadar artıracağımız değil, ne kadar sıkı kalacağımız. Şimdi bu ne demek? Adam diyor ki mevcut faiz oranları ile birlikte eninde de sonunda da enflasyon soğuyacak, enflasyon düşüşe geçecek. Fakat bu ne kadar hızlı olacak? Asıl soru bu diyor adam. İşte bunu kastediyor. Şimdi bunu şu anki sürece uyarlarsak bir. Şimdiye kadar ne gördük? 3,2'den işte devamında bir yükseliş 3,7'ye kadar çıktı 2 aylık zaman dilimi içerisinde. Devamında yeniden 3,7 olarak karşımıza geldi. Daha doğrusu 3'ten 3,7'ye kadar yeniden çıktı ve bu şekilde kaldı. Şu anki yani anlayacağın şunu söyleyeyim. Buradaki yükseliş aslında beklenenden ya da istenenden daha ileri bir yükselişti diyebiliriz ki sürekli olarak aylık beklentilerin üzerinde açıklandı. Bir, beklenenden daha yukarı açıklandı diyorum bakın. İkincisi, şu anda da beklenti 3,6 olmasına rağmen yine 3,7 olarak açıklandı. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Evet, mevcut sıkılaşma oranları tüfeyi düşürecek kadar, tüfede geri çekilmeyi sağlayacak kadar yeterli bir seviyede. Mevcut sıkılaşma ilk etaptaki faiz oranlarındaki kesilme ve bundan kaynaklı faiz artışlarındaki kesilme ve bundan kaynaklı gevşeme ile birlikte tüfede ciddi bir artış gözlemlendi. Beklentinin üzerinde bir artıştı. Fakat devamında belli bir noktadan sonra bu sıkı oranlar yeniden istikrara oturup kontrol altına alınabilecekti. İşte şu anda o gevşemenin bittiği noktada ve yeniden istikrara oturacağı noktadayız. Fakat bu Michel Barr'ın sorduğu soru dedik az önce. Dedi ya asıl soru ne kadar süre sıkı kalacağız? İşte burada beklenenden daha uzun bir süre sıkı kalınabileceği anlamı taşıyor. Şimdiye kadar anlam verilerde az önce üstüne basa basa söyledim çünkü hatırlarsınız. Dedim ki sürekli beklentinin üzerinde tüfe açıklandı. Şu anda da hafif bir düşüşe rağmen mevcut olarak açıklandı. Şimdi bundan sonraki tüfenin potansiyel olarak ABD enflasyondaki soğumanın gerçekleştiği ve mevcut gevşemenin indiği dolayısıyla bundan sonraki tüfelerde de aşağı yönlü bir hareket kabiliyeti içerisinde olacağını anlayabiliyoruz. Ama bu noktada önceki hesaplanan kadar bir hareket yok. Yani şu anda ABD tüfesi tam olarak o U dönüşünde, tam olarak o manevrayı aldı. Ama ne bundan önceki yolda ne de şu an bu manevrayı alırken istenen kadar hızlı bir şekilde bu manevrayı alamadı ve bu yolu gidemedi. Bu da aynı şekilde mevcut sıkı oranla gidildiğinde evet ABD'nin yani Fed'in para politikasına ilişkin enflasyonu düşürmede bu yolun gidileceği fakat bunun beklenenden daha yavaş olacağı gerçeğini karşımıza koyuyor. Daha yavaş bir ilerleme, dolayısıyla daha geç bir faiz düşürme. 2024 yılının biliyorsunuz ortalarında 3. çeyreğinde ne zaman olabilir? Yani bunu tabii kesin bir şekilde kestirmek zor. Temmuz olabilir mesela gibi tüfe diyorum. Fed'in faizleri azaltmaya gitmesi şu an için beklentidir. Ve bu beklenti tabii ki de düşmüş değil. Sadece bunu söyleyebiliriz. Mevcut süreçte
farklı isimler, işte farklı ekonomistler konuyla alakalı konuştu. Hatta ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bile konuştu ve dedi ki, bence dedi, Fed'in sıkılaşmaya gidilen dedi, bu yolda ben daha erken faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyorum. Şimdi şu ana kadar aldığımız veriler bunun tam tersini gösteriyor. Öyle ki mevcut beklentiden bile daha uzun sürebilir. Tabii Janet Yellen bu lafları niye söyledi? Aslında Diamond neden Fed'in 150 bas puan faiz arttıracağını söylediyse o da o yüzden söyledi. Diamond piyasa manipülasyonu yapmaya çalıştı. Yalan söyledi. Fed 150 bas puan faiz artıracak. Bankrun olacak. En büyük banka biziz. Hadi hepiniz bize gelin, dedi. Hazine Bakanı da çıktı dedi ki daha erken bir faiz azaltır. Niye? Adam zaten yani ülkenin hazinesinden sorumlu. Kadın daha doğrusu. Dolayısıyla bu noktada piyasanın ve şirketlerin biraz daha müsterih olabilmesi için bu şekilde doğru olmayan açıklamalar yaptı. Fed zaten faiz artırımı gerçekleştirmeye çok müsaitti. Bu şartlar altında çok büyük bir ihtimalle 1 Kasım tarihinde bir 25 bas puan faiz piyasalar yiyecek gibi gözüküyor. Son dakika ABD enflasyon verileri açıklandı. İşte Bitcoin ve doların ilk tepkisi. Bitcoin dün yaşanan düşüşle 27 bin doların altına düşerken ABD'den beklenen kritik enflasyon verileri geldi. Açıklanan veriler. Tüketici fiyat endeksi aylık açıklanan %0,4 beklenti 0,3 önceki 0,6. Yıllık 3,7 beklenti 3,6 önceki 3,7. Çekirdek tüketici fiyat endeksi aylık açıklanan 0,3 beklenti 0,3 önceki 0,3. Çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık açıklanan 4,1 beklenti dahilinde önceki 4,3. Evet. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenti 210 bin, önceki 207 bin, açıklanan 209 bin. Evet, belli bir sıkılaşma var. Yani şimdiye kadar alınan veriler sıkılaşmanın etki ettiğini açıkça göstermiş oldu. Ama bir o kadar da yavaş olduğunun ve söylenen, anlatılanların aksine piyasanın beklemesi gereken, Fed'in faiz indirimleri için beklemesi gereken hala uzun bir zaman olduğunu bize gösterdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.